yolunuz var. Bir daha da ayak basmayın bu toprağa. Baracınız batsın. Yıktırmayacağım evimi. Ana yeter, ayıp. El alemin toprağını almak, evini yıkmak ayıp değil mi? Nasıl olsa yıkılacak ana. Yıkmasalar da su basacak. Koca hükümet barajı senin benim keyfime durur mu? Ben evimi yıktırmam. Boğulsunlar suyun altında. Sen bilin. Senin niyetini de bilmiyorum sanma. Evi de satıp şehre yerleşelim, öyle mi? Öyle. Neyimiz kaldı şurada? Bir bu ev mi? Sonunda benim dediğime geleceksin ya, inşallah geç olmaz. Gelmeyeceğim. Evi de yıktırmayacağım. Duydun mu? Şehri de aklından çıkar. Duydun mu? Sağır değilim. Sütü götürüyorum ben. Dur! Ana, vallahi iyice dellendin sen! Burada kim bakacak benim her suratıma? Her yan hiç kopuk dolu, bakarlar! Eskisi gibi mi? Bir evlen de sonra ne bok yersen ye! Şehri de çıkar aklından, duydun mu? Beğendin mi? Geç kalma! Ulaşma, fena olur. Fena mı olur? Ulaşır seni! Yakala, yakala! Gel lan buraya! Hırma, hırma! Sana bulaşma demedim mi lan sana, ha? Bak! Boş ver şu arsızı! Kesin artık eşek bırak lan şu hatunu! Baktınca şaka ediyor işte! Hadi dağılın siz de! Sen de uzak artık, hadi, hadi! Bıraksana hortumu! Bıraktık hoca, sinirlenme. Kaç defa söyledim sana, şu delinin kamyonuna dokunma diye. Şunu bir gün yolda kıstıralım o uyuz kamyonuyla beraber. İstanbullu! İnşallah uzun yol işidir. Hanım! Buyur Dilek Hanım! Vay! İşini mi bozdum İstanbul'da he? Uyma bu serseriye! Niye çağırdın beni? İş verdiler, baraja kum taşıyacaksın. O batağa kamyonumu sürmem ben! Tuhaf adamsın İstanbullu! Başkası olsa bana ne der? Kamyon şirketin malı! Hani hep uzun yola verecektin beni? Benden daha çok seviyorsun kamyonu. Kıskanıyorum. Kendi elimle nakışladım ben onu. Günde 100 defa pis bataklığın içinde git gel git gel. Pis işleri sevmiyorum ben ya. Yarın öbür gün bir numara yapar, başka işe veririm seni. Gönlün oldu mu? Kusura bakma arkadaş. Bok bir işe verdiler arkadaş. Bir gayret, şu bataklığı geçersek. Şimdi ayvayı yedik işte.
Mahsus yapıyor bu dilek karısı. Seni benden kıskanıyor. Kendi ağzıyla söylemedi mi? Sen de başımda dikilip durma be adam! Boşuna bekleme Nine! Seni götürecek halim yok! Nine değilim ben! Nesin peki? Vay ana! Bu ne güzel kız böyle! Yakışıklı çocuk, buralı değil herhalde! Kekliği ürkütmemeli! Anam bir duyarsa! Al yazmalı bir dakika! Durursam bir daha kurtulamam. Biraz süt versene bacım. Sanki bebek de meme emecek deli oğlan. Eline ayağına düştüm arkadaş. Bu bataktan kurtaracaksın beni. Ulan çamur bırak yakamızı! Hadi aslanım! Geliyor mu ne? Ah kekliği düz ovada avladım. Al yazmayı çandalına bağladım. Şıkıdıkı mıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı oynadım. Şıkıdıkı şıkıdıkı mıkıdıkı mıkıdıkı oynadım. Buyurun gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. İstanbul'lu mu ne? Dağ başında özel arabalı zamparalara döndük iyi mi? Hadi atla köye bırakırım seni. Anam beni sağ kurmaz öldürür. Daha keçisi. Binecek mi, binmeyecek mi? Binsem mi, binmesem mi? Binsem mi, binmesem mi? Hiç mi gün görmeyeceğim ben? Binecek, binecek! Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun. Başardık arkadaşım. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne al yazmalı? Birimle konuşmuyor arkadaş. Peki niye konuşmuyor? Ha? Bizi adam yerine koymuyor mu diyorsun? Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. Burada ineyim ben. Yarın aynı yerde, aynı saatte çamura saplansam yardıma gelir misin? Bilmem. Orası yol, bir gören olur. Kalenin orada bekleyeceğim seni al yazmalım. Adını söylemezsen gitmem. Asya. Deli mi ne?
kaldın gene. Çabuk yıkan üstünü değiş, daha köyünden görücü geldi. Çabuk kız! Alt ver, bir daha kara sürmek yok. Alt ver, yoksa böyle çıkarım, görücüye görürsün ben. Anam kız dellendi, tamam kara sürmek yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Allah benim belamı versin, enemi de vermiş zaten. Anam everecek mi seni? Nereden biliyorsun sen? Görücü geldi bugün. Babamla da konuştular. Evleneceğim mi abla? Bana söz bırakır mı anam? Evlenme. Niye? Evlenince gidersin. Gitmem. Gidersem seni de götürürüm ben. Ben büyüyünce şoför olacağım. Ben seni götürürüm. İstanbul'a bile götürürüm. Buna bir at takalım o zaman. Takalım. Adı? Aldırma gönül olsun. Asya. 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 Asya! Asya! Kız nereye böyle selamsız sabahsız? Halime abladan masura alacaktım hani. Bu kadar süs uyuz Halime'ye mi? İstersen kara süreyim suratıma. Hadi defol başımdan. Of! Canımdan bezdim vallahi. Evlenip gidiyorsun işte, kına yak. Sen yakarsın kınayı. Çabuk dön. Yarın oğlan tarafı gelecek, hazırlık yapacağız. Oğlanınız başınızda paralansın. Al yazmalı gelmeyecek arkadaş. O bize gelmezse biz ona gideriz. Tamam, eve girdi. Sorarsa bende de kalmamış Hanife teyzeye gitti. Olur. Seni almadan gitmem. Ne olur git. Yarın geleceksin karaya. Geleceğim, git. Seni seviyorum al yazmalım. Ne konuşuyordun kız? Ben mi? Hiç. Defol git dedim. İyi demişsin. Taşı yapıştıracaktım ki kafasına. Barajcılar mı yollamış onu? Bilmem. Barajcılar yollamıştır. Akılları sıra beni korkutacaklar. Çıkacağım varsa da çıkmayacağım işte. Benim de böyle nakışlı bir kamyonum olsa. Demedim mi sana arkadaş gelecek diye? Selam al yazmalım. Bir daha beni arama. Bunu söylemeye geldim. Niye? Yakında evleniyorum.
Bu kadar güzel kızı bize verecek değillerdi ya arkadaş. Evlenmesen olmaz mı? Seviyor musun nişanlını? Tanımıyorum ki. Tanımıyor musun? Asya! Asya dur! Ya ihtiyarsa? Cepim polsa? Topal da olabilir. Belki de iki gözü de kördür. Seni bile bulamaz. Ben seni buldum al yazmalım. Kaybetmek istemem. Benim elimden bir şey gelmez ki. Asya! Etime değince ne kötü oldum. Seni görmeden yapamam ben! Ben nasıl yapacağım? Yarın burada bekleyeceğim seni! Bıraksalar koşa koşa gelmez miyim? Al yazmalım. Beklemekten usandı öyle mi? Bizi terk edip gitti öyle mi? Sevdiğini bu kadar çabuk mu bırakır gider? Sen onun arkadaşısın bilirsin. He? Deli adamın biri mi diyorsun? Yo, insan arkadaşına deli der mi? He? Saklanmış bizi mi gözlüyor diyorsun? İnanmam. Ayıp değil mi ikiniz bir olmuş adam çekiştiriyorsunuz? Haklıymışsın. Öğleden beri bekliyoruz burada. Kaçtım da geldim. Bir ayda beklerim al yazmalım. Yanlış anlama. İnan bana bir yılda beklerim. Onun için geldim. Köye kadar götürür müsün beni? Aşk dedikleri bu. Sen ta İstanbul'dan gel. Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi. Ne olacak bu işin sonu? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Erkekten korkmayı bellettiler bize. Bundan hiç korkmadım. Ev yok, bark yok, para yok. Şehirli belli. Şehirde kız çok. Beni niye sevsin? Peki niye bozuluyorsun başkasıyla evlenecek diye? Ne oldu o herif? Hangi herif? Evleneceğin herif canım. Gördün mü? Görmedim. Bugün babası filan geldiler. Anam tarafından hısımımız olurmuş. Verdiler mi seni? Verdiler. Burada ineyim. Kızdın mı? Hadi in. Artık gelmeyeceksin değil mi? Gelmeyeceksin. Gelme. Kızma da. Benim elimde bir şey yok ki. Hadi git. Hele bir bak bana.
İlyas, işin oldu, uzun yola çıkıyorsun bugün. Baraj işini cana verdin. Olmaz. Sen istemiyor muydun uzun yola çıkmayı? Baraja gitmem lazım, olmaz. Ne var bu barajda Allah aşkına? İki gündür doğru dürüst iş de yapmamışsın. Uzun yola çıkmak istemiyorum, o kadar. Kusura bakma, değiştiremem. Değiştireceksin. Değiştiremem dedim. Bin türlü numara yaptım sana bu işi verdirene kadar. Demek numara yaptın he? İşi değişir misin benimle? Açıktan 500 veririm. Bu İstanbullunun bir numarası var barajda. Balonu akşama patlar, meraklanma. Hop! Güle güle arkadaşım. Ne demek oluyor bu? Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bakalım numaran güzel mi? Yükleyeceğin, boşaltıcın yer yazılı. İlyas! Dur, işten atarlar seni! İlyas! Versen benimle gelir mi? Sinirim işte. Alıp götürsene beni. Hoş geldin desene arkadaş sevgilime. Hoş gördük arkadaş. Hoş geldin deyin arkadaşlar sevgilime. Hoş gördük yüce kale. Ey traktörcü amca, sevgilime hoş geldin de. Bak bulduk yalnızca, sevgilin nerede? Buraya bakın keçiler, sevgilime hoş geldin deyin. Hoş bulduk sakallı keçi. Hey gökyüzü, tenimi yakan sıcak güneş. Bereketli tarlalar, yüreğim kadar coşkun dere, selam size. İstanbullu geliyor. Gidip müdürle konuşayım. Sen burada bekle olur mu?
İşten atarlar mı? Keyifleri bilir, başlayın. Barajdaki numara buymuş, avanak İstanbullu. Bu kız için Dilek Hanım bırakılır mı be? Ben olsam dünya güzeliyle bile değişmem seni. Pis herif, Allah hepinizin cezasını versin. Artık başka yana bakmak yok yeğen. Nikah için ne düşündün? Bilmem, işler bir yoluna girsin hele. Şehre inmek lazım, ev yok, para yok. Parayı düşünme. Bizim bacanağın evi var köyde. Ufak tefek eşya uydururuz. Şimdilik bir dini nikah kıyarız. Belediye nikahını da geciktirmeyin sakın. Sağ ol hoca. Gelin kızımız düğüne kadar bizde kalır. Meraklanma, yalnızlık çekmez. Ne zaman sıkışsam indadıma yetişirsin. İşte gelin abi. Hoş geldin bacı. Hoş gördük. Ne oldu? Kovulmadık. Abim sahip çıktı bize. Müdür de erkek adammış. Bir hafta daha izin verdi. Düğünüme hepiniz davetlisiniz. Dilek Hanım'ı da alır gelirim. Merak etme. Düğünümüz şirketin lokantasında oldu. Hem de çok güzel oldu. Babamgili de çağırdık ama gelmediler. Anam... Benim Asya adlı kızım yok diye haber salmış. Canı sağ olsun. Bu İlyas vallahi deli. Ben bu oyunları nereden bilirim? Beceremezsem kızar mı anne? Kızarsa kızsın, günah benim mi? İlk gün garajda gördüğüm sarı kadının adı Dilek'miş. Bana ne? Yanındakini de hiç sevmedim. Gelinlik hiç bu kadar yakışır mı insana? Selvi boylum, al yazmalım, kadınım Asya. Güzeldi. Herkes bir şeyler getirmişti. Hediye insanı ne kadar sevindiriyor. Ben hiç hediye almamıştım. İşime daha bir hevesle sarılmıştım. Bazen günlerce beklerdim onu. Döneceği zaman belli olmazdı. Bilirdim sonunda bana geleceğini. Herkesin kocasından yakışıklıydı. Benim de. Köye her dönüş karıma kavuşacağımı bilmek heyecan verirdi bana. O kadar iyiydi ki. Önce utandım ona söylemeye. Baba olacaktım. Baba olacakmışım. İnsan bir tuhaf oluyor. Doğum günü yaklaşmıştı. Bir oğlan doğurmak istiyordum İlyas'ıma. Beni daha çok sevsin istiyordum. Yolculuğu istememiştim. Acele yetişecek bir mal çıkmış. Ancak ben yetiştirebilirmişim saatinde. Oğlumun doğumuna yetişememekten korkuyordum. Yüküm ağır, yol bataktı. O adamın ileride hayatımı değiştireceğini nereden bilirdim? Delikanlı, çok zor durumdayız. Bize yardım eder misin? Ne yardımı be? Acele işim var. Motor çalışmıyor. Minibüste tam 11 kişi var. Tepemize kayalar düşüyor. Hiçbir şey olmasa sabaha kadar soğuktan donarlar. Yüküm ağır, üstelik tam saatinde yerine ulaştırmam lazım. Mal mı mühim, can mı mühim? Bu yol yedekte arabayla geçilmez. Başka çare yok, çekecek misin bizi? Adamları zorla öldürtecek misin bana? %1 de ihtimal yok mu? Bak arkadaş, karım köyde yalnız, doğum yapmak üzere. Buradakilerin çocukları yok mu?
Başaracağız arkadaş, merak etme! İçeri gir, gebereceksin orada! Hele bir ferah çıkalım, sol yap, sol yap! Aşağısı uçurum, toprak kaymış! Gözün aydın, bir oğlun oldu! İlyas sevinecek! İstanbulluya bak! Kamyonu yolun sağına al, dikkat et! Mahsus üstüme geliyor! Serseri! Görüşürüz! Patronun kamyonuyla kahramanlığa sıvanmış. Tanıyor musun bu adamı? Bizim şirketin şoförlerinden. Benzin istasyonu değil mi görünen? Başardın arkadaş! Başardık! Bir oğlun oldu. Demek şimdi bu benim oğlum. Sen de bu kadarcık mıydın doğduğumda? Sen de bu kadarcıktın. Ben de mi? Oğlum! Dur biraz, rahat dur! Adını ne koyacağız? Sen buldun mu? Bulamadım. Samet olsun mu? Samet? Olsun. Gözün aydın yeğen. Sağ olasın. Analı babalı büyüsün. Sağ ol amca. Gözün aydın İlyas ağa. Sağ ol. Gözün aydın İlyas. Sağ ol. Sağ ol. Tebrikler abi. Sağ ol. Gözün aydın. Bir oğlun olmuş. Sağ ol. Böyle bir günde kötü haber vermek istemezdim ama... Ne var gene? Kanlı geçitten aşağı bir minibüs indirmişsin. Canlı gammazladı. Şoförlükten aldılar seni. Bakım servisine verdiler. Bakım servisi mi? Al yazmalımı elimden alacaklar. Onun bunun kamyonunu mu temizleyeceğim ben? Bırakıyorum işi! Deli olma. Karını düşün. Şimdi çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapardı. Bir delilik etme, ne olur! Müdür bey içeride mi? Misafiri var, haber vereyim mi? Karnı düşün. Çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapardın. Sonra konuşuruz. O gece ilk defa gün ağrırken geldi eve. İşi olmadığını biliyordum. Sarhoştu. İlk defa böyle bakıyordu bana. Bir derdi mi vardı? Paylaşmak isterdim. Anlatmıyordum. Samet'i bile sevmedi. Bir suç varsa bendeydi. Anlamıyordum. El kadar bebeğin ne suçu olur? Meğer kamyonunu elinden almışlar. Kamyonundan ayrılamaz. Arkadaşı gibi, yavuklusu gibi. Sen gidip bir konuşsana bacım. Müdürüyle mi? He ya, adam nereden bilsin işin aslını, keyfinden yapmamış ki o kadar insanın canını kurtarmış. Ali ile gidersiniz, ben de bebeğe bakarım. İyi olur ya, ama doğru olur mu bilmem. Neresindeymiş bunun yanlışı? Kadın kısmına düşmez, İlyas kızmasın. Hepinizin iyiliği için bacım, başka çaren var mı? Bir ayı geçti. Ağzına içki komazdı. Şimdi her gece sarhoş. Konuşmuyor, yemiyor. Yavrusunu bile sevmiyor. Boşuna bekleme nine. Seni götürecek halim yok. Nine değilim ben. Nesin peki? Sen mi yolladın karını müdürün yanına? Ne saçmalıyorsun sen? İstanbul'da güzel karısını müdüre yollamış diyorlar. Kim uydurdu? Can mı? Karın müdürün yanındaymış. Git bak.
Ne oldu? Kamyonu o kadar insanın hayatından daha mühimmiş. İlyas! Ben getirdim. Benim yanımda vuramazsın ona. Benim işime karışmayın. Karışma! Gavat İstanbullu. Bırak ne halleri varsa görsün. Bir daha söyle. Bir daha söyle lan. Gavat İstanbullu. Yalan mı lan? Göndermedin mi karını? Kalk ulan ayağa! Kalk git! Bir daha söyle bakayım he! Bırakın beni! Bırakın diyorum! Hiçbiriniz arkadaş değil misiniz be? Yalan mı lan? Bırakın beni! Yalan mı? Göndermedin mi karını? Kaçma lan git! Allah'ın İstanbullusu! Gel lan! Rahat! O gece eve hiç gelmedi. Ertesi gecede. Kusur bendeydi. Biz hep bekledik. Cahil bir köylü kızı. Derdimi anlamaz diyordum. Olanı hazmedemiyordum. Yalnızdım. Dileğin sesi hep kulaklarımda. Onlar olmasa istediğini yapardın. Onlar olmasa. Asya, Samet. Derdimi açabildiğim, rahatça küfrettiğim, sızıp kalabildiğim bir yer vardı. Dileğin evi. Yalnızdım. Çaresizdim. Ona sığındım. Aylardır bekliyorduk. Sonunda bize gelecekti. Kocamızdı, babamızdı, her şeyimizdi. İşte al yazmalısıyla. Biliyordum sonunda bize geleceğini. Geçiyordum bir hatır sorayım dedim. Boşuna bekliyorsun bacım. Senin İstanbul'la artık Dilek Hanım da kalıyor. O gece uyku girmedi gözüme. Yalan doğduğumuzun söylediği biliyordum. Benim İlyas'ım. Gözümle görsem inanmam. Ne var senin? Hiç. İlyas. Karın geldi. Ne? Buradaydı. Mutfak penceresinden gördü. Karın. Çocuğum var. Ben de sevdim ama... Thank you.
Al yazmalım. Asya'm. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Nereye bacı? Şuraya. Değirmen dereden sapacağız. İyi. Arkaya bineceksin, yanımda hasta var. Çocuğu bana verin. Tutun elimi. Ben çıkarım. Şu köşeye geçin, çocuk üşümesin. Tamam. Güzel kadın, el kadar babayla başına nereye gidiyor? Nereye gideceğiz biz şimdi? Kime sığınacağız? Başında bir dert var bunun. Soğuktan ağlıyorlar. Ver hele onu bana. Soğuktan ağlıyor, üzülme. İki çocuğum vardı benim de. Öldü gibi söyledin. Allah göstermesin, sana bir şey olsa ben yaşayamam. Sıcak yere bulunca uyuyuverdi. Oğlan mı? İyi birine benziyor. Bizi arıyor mudur şimdi? Kahrolasıca herif, domuzun dölü! Ne geldin gene ha, çek git evimizden! Rezil ettin aleme bizi, kefaze ettin, çek git evimizden, domuz defol! Bırak ana! Ablamı niye getirmedin? Geldik bacım. Nereye geldik? Değirmen dere burası işte. Biz nehre doğru sapacağız. Hele siz inin, veririm. Gideceğiniz köy burası değil mi? Burası. Nasılsın kardeş? İyiyim usta. Çay getireyim mi sana? Sağ ol, bir bardak su yollasan. Oldu. Bize iki demli çay, arabaya da bir bardak su götür. Şu kadın aklıma takıldı. Güzel kadındı doğrusu. Ondan değil. Gidecek yeri yokmuş gibi geldi bana. Çarpıyor peki. Çayını içmeden abi.
Aklına kötü bir şey gelmesin bacı. Gidecek yeriniz yok sizin. Hava bozuyor. Bu ayazda gece vakti nereye gidersin? Bizde kalın bu gece. Yarın istediğin yere gidersin. Bebeği düşün bacı. Başka ne yaparım? Allah'ım bana yardım et. Kimse yok mu? Meraklanma. Dışarıdaki odada kalıyorum ben. Kapat kapıyı, bebeği üşüteceksin. Rahatına bak. Şimdi İlyas'ım olsaydı. Nasipsiz yavrum benim. Nasipsiz yavrum. Dolapta yiyecek bir şeyler var. Acıkmadım. Süt de var. Korkma. Kimse rahatsız edemez sizi burada. Adım Cemşit. Yol ustasıyım. Bana güvenebilirsin bacım. Yatmadan odun at ocağa. İyi geceler. Kötü mü ettik Samet'im gelmekle? Ne ederdik? Çocuk hasta. Bütün gece uyumadı ağam. Yandı tutuştu. Geliyorum. Ah canım, hasta mı oldun sen? Üşütmüş iyice, ateşi var. Gel. Bir şey olur mu ağam? Bir şey olur mu Samet'ime? Merak etme. Çocuktur, dayanır. Gidip bir doktor getireyim ben. Akşama varmaz dönerim. Baban nerede Samet'im? İlyas'ım nerede? Ağlama, ağlama bak. Cemşit emmin sana doktor getirecek. Yarın da babana döneriz. Ağlama. Şöyle buyur doktor bey. Nasıl? Kendinde değil yavrucak. Ateşi düşer birazdan. İğneci bulabilecek misin burada? Ben yaparım. İlaçları da bırakıyorum. Bir hafta çok dikkat edeceksiniz. Dışarı çıkarmayın sakın. Burada kalamayız. Hanım yakın akrabamız olur. Yarın köye dönecekti de. Bebeğin hayatı söz konusu. Her an zatürre iyiye çevirebilir. Merak etmeyin. Kalamayız. Nasıl kalırız? Bir hafta daha sevebileceğim Samet'i. Nasıl da özlemişim çocuk sesini. Sonra gidecekler. İyi adam. Ne yapardım el kadar çocukla bir başıma? İlyas deliye dönmüştür şimdi. Dilek Hanım. Ben kocamı hiç göğsünden öpmedim. Hadi bakayım tosunum aç ağzını. Aslanım o. Anam benim. Canım. Yapmasak olmaz mı? Sıkı tut. Canım. Gülüyor. Gülüyor. Anam. Nerede buldu bunları? Bugün kasabadan aldım. Bu da senin.
Kusura bakma olur mu? Samet'in sesini duydum dışarıdan. Birkaç gecedir uyuyamıyorum, dalmışım. Baktım kapı açık, ağlamaya başlıyordu neredeyse. Hadi bakalım, artık annenin kucağına. Ateşi düşmüş, yarına bir şeyi kalmaz. Çay demlendi, ben işe çıkacağım biraz. Biz artık gidelim. Daha iyileşmedi Samet. Gidelim. İşinden olma, yola çıkıp bekleriz biz. Üşürsünüz, bir araba çeviririm size. Hızlı gidiyorlar. Şoförün birini gözüm tutmadı. Birinin yan camı kırık. Samet üşür. Çoğu durmadı zaten. Hemen gitmenizi istemedim. Evine dönüyorsun değil mi? Kocanı seviyorsun değil mi? Yarın gitseniz olur mu? Olur. Hiçbir kadına bakamam sanırdım. Yarın sabah gidecek. Sevdiğine, kocasına gidecek. Yemek yapmıştım, bizimle yer misin? O ara büyük bir köprü inşa ediyorduk doğuda. Deprem haberini duyunca deli gibi memlekete koştum. Evimizin yerinde sadece bir moloz yığını vardı. İki yavrumu, karımı kaybetmiştim. Önce yaşayamam zannettim. İnsanı çalışmak kurtarıyor. Yollar, tüneller açtım. Yeni yeni köprüler yaptım. Gene de geçmiş bir türlü silinmiyordu zihnimden. Yaşam bir yerde kopmuştu benim için. Samet ve sen beni yeniden hayata bağladınız Asya. Asya! Döndün demek. Cahillik ettim. Bağışlar mı? İlyas gitti Asya. Kiminle gitti? Aramadığı yer kalmadı senin. Kiminle gitti? Deliye döndü serseri. Kiminle? Haklısın. Evlenilecek herif değil. Ama seni sevdi biliyorum. Kimle? Hoca abi. Dilek Hanım'la gittiler. Döner 3-5 gün sonra. Anangillere mi? Bak, birkaç gün bizde kal. Sağ ol hoca abi.
Havanak İstanbul. Asya. Onu bulsaydın hiç görünmeden dönecektim. Nereye Asya? Sana yük olmak istemem. Şehre gidip çalışacağım. Sana iş bulurum, çalışırsın. Eğer istersen. Asya'ya o civardaki Sarı Düzü köyü kilim dokuma kooperatifinde iş buldum. Her iş dönüşü yolun başında durup gelip geçen kamyonları gözlüyordum. İlyas'a rastlarım diye. Onu unutamıyordum. Hala onu beklediğini, onu sevdiğini seziyordum. Ben de bekliyordum. Beni seveceği günü bekliyordum. İlyas neredeydi? Bu kadınla beraber miydi hala? Çocukları olmaz inşallah. Bir gün gelecek diyordum. Sevgim onu buraya getirecek. Buraya, bize dönecek. Hala onu bekliyordu. Her iş dönüşü beni beklesin istiyordum. Bizi seviyordu, biliyordu. Üzülüyordu. Elimden ne gelir? Çekip gitsem diyordum bazen. Korkuyordum. Yeni bir hayata başlamaktan korkuyordum. Bu tepe karlı tepe yaylalar. Oy yaylalar, yaylalar, yaylalar. Çıktım su serpe serpe yaylalar. İnsandı, sıcaktı, güven veriyordu. Geçmişin acı tatlı olayları yavaş yavaş silinmeye başlamıştı. Salıncak. Samet daha küçücük, nasıl binecek buna? Büyüyünce binecek. Samet büyüyecek. Salıncağa binecek. Cemşit kaderimizi çizmişti sanki. Burada kalacaktık hep. Peki ne olarak? Misafir? Kiracı? İlk defa Samet'i Cemşit'i nasıl tanıtacağımı düşündüm. Cemşit amca. Cemşit dayı. Bir akrabam. Samet büyüyecek. Samet salıncağa binecek. Samet anasına soru soracak. Hala onu bekliyor. Seni bekliyordum. Geç kaldım, merak ettik. Zaman geçiyordu. Samet büyümüş, salıncağa binecek yaşa gelmişti. Anneciğim, gelsene. Gel beraber sallanalım. Babam bunu senin için yapmış. Bana
babacığım. Anneciğim, ah! Oğlum. Samet ona baba demişti. Cemşit'i babalığa seçmişti. Siz Asya Meram, Mansuroğlu Cemşit Kıracı kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Cemşit Kıracı, Ali kızı Asya Meram'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Düğünde bu kadar çarpmamıştı yüreğim. Bu hükümet nikahı da ondan mı? Evet demeyecek sandım. İlk kocasını unutabildi mi? İlk evliliğim sayılmıyormuş. Çok üzüldüm. Mutluluk bu muydu? Mutluluk neydi ben bilmezdim. O vardı bir zamanlar. Onu sevmiştim. Sevgi o muydu? Sevgi neydi? Coşkun akan dere, sonbahar rüzgarıyla ürperen yapraklar, cama vurup dağılan yağmur damlaları, bir yürek çarpıntısı. Sonunda coşkun dere durulur. Yapraklar kurur, dökülür. Yağmur diner, güneş çıkardı. Sevgi neydi? Sevgi, sahip çıkan, dost, sıcak insan eli. İnsan emeğiydi. Sevgi iyilikti. Sevgi emekti. Şu tepe karlı tepe yaylalar, o yaylalar, yaylalar, yaylalar. Çıktım su serpe, serpe yaylalar. O yaylalar, yaylalar, yaylalar. Dediler yavru yumuş yaylalar. O yaylalar, yaylalar, yaylalar. Uyusun öpe öpe yaylalar. O yaylalar, yaylalar, yaylalar. Şu şurada bir kaza almış. Yardım etsek ağam. Sen Samet'i yatır. Az sonra dönerim. Kafayı iyice çekmiş bu. Kamyon. Kamyona ne oldu? Fazla bir şey yok. Sen kamyonu bırak, kurtulduğuna dua et. Siz kamyona göz kulak olun. Biraz su kaynat. Sıcak su var. Ocağı da odun atıver biraz. Tanımadın mı beni? Tanımaz mıyım baba yiğit? Çok değiştim değil mi? Ağzıma içki koymazdım o zaman. Dur şu ceketini çıkaralım. Bu arkadaş şoför Asya. Kamyonunu çarpmış. Dinlenirse bir şey kalmaz. Biraz da tentür diyotla pamuk getir Asya. İlk kocası olduğunu bilseydim getirir miydim buraya? Getirirdim. Yaralıydı. Neden döndü buralara? Ne yaparım şimdi ben Allah'ım? Ne yaparım? Suyu getirsene Asya. Yarayı temizleyelim önce. Sık dişini arkadaş. Sarhoş sarhoş kamyon kullanılır mı? Canını iyice yakmak gerek ama konuğumsun. Asya tentür diyotu verir misin? Tamam oldu işte.
Sen şöyle otur da sana yatak hazırlayalım. İşim yok, giderim ben. Bu gece hiçbir yere bırakmayız seni. Amca kim anne? Samet! Dayanamam! Dayanamıyorum! Amca, sen nereden geldin? Çok uzaklardan oğlum. Başına ne oldu? Seni dövdüler mi? Senin tabancan yok mu? Evde bırakmıştım. Yarın gösterir misin bana? Gösteririm. Adın ne senin? İlyas. Babamın arkadaşı mısın? O senin baban yavrum. Oğlum. Babacığım. Konuğun yatağını yapsana Asya. Oğlunuz mu? Oğlum. Bıyıklarım batıyor babacığım. Oğlum, al yazmalım yanımda. Dokunamam. İçimden ağlamak gelir, ağlayamam. Yatarken gömleğini dışarıda bırak da Asya yıkayıversin. Hadi, iyi geceler. İlyas amca, erken gitme olur mu? Kimim ben bu evde? Neyim? Gözlerime bak sevdiğim. Seni çok özledim. Gözlerime bak. Korkuyorum. Hala seviyormuşum demek. Unutamamışım demek. Samet onların oğlu. Asya onu seviyor hala. Gitmek isterlerse durdurabilir miyim? Mutlu olacaksa eğer. Sevgi neydi? Kim benim sevdiğim? Bize emek veren kim? Babalık hakkı kimin bilmiyorum. Korkuyorum. Samet'im acı çekmesin. Asya, her şeyi bıraktım geldim Asya. Senin için geldim, Samet için geldim. Beni bağışla ne olur. Gene elimden tut Asya.
Günaydın. Nasıl oldun? İyi, sağ ol. Gece don yapmış, motoru ısıtmak lazım. Kamyonu yürütebilecek miyiz? Deneyeceğiz. Asya, su ısınınca bize haber ver, biz taşırız. Gidelim. Kamyona gittiler oğlum. Beni de götür anne, ne olur. Sıcak suyu da yiyince kendine gelir. Sağ ol. İlyas amca, İlyas amca, kamyona çıkarsana beni. Hadi bakalım, hop. Samet, hadi eve gidiyoruz. Çocuğu da al, atla kamyona gidelim Asya. Samet oğlum değil mi? Sen al yazmalım değil misin? Tabancanı getirmeyi unutma, Emi. Dışarıda oyna biraz. Bu da senin tabancan işte. Kamyonla gezdireyim mi seni? Gezelim. Allah'ım bana yardım et. Büyüyünce şoför olacağım. Bak, İlyas amca bana ne getirdi? Nasıl oldun? Sağ ol. Samet'e armağan getireceğim demiştim, onu getirdim. Yemeğe kal bizimle. İşim var. Peki, sen bilirsin. Hadi eyvallah. Güle güle. Eller yukarı baba. Eller yukarı anne. Gel bakayım, bırak onu yemeğini ye.
Adam mı vuracaksın bununla, yazık değil mi? Ama İlyas amcam getirdi. Kamyona bindik bugün. Söz verdi. Bana bir de kamyon getirecek baba. Kocaman bir kamyon. Anne. İlyas amca bize her zaman gelsin. Hadi yemeğini ye oğlum. İlyas amcam geldi. Bugün olmaz yavrum. İlyas amcamı göreceğim anne. Olmaz dedim yavrum, hastasın. Hasta değilim anne. Olmaz, olmaz. Ne olur, ne olur gitme. Gitme ne olur. Ne olur, ne olur gitme. Gitme. Gitme ne olur. Gitme. Bırakıp gider mi beni? Asya benim karım. Nasıl giderim? Bu kadar yıl emek verdi bize. Samet ne yapar, ben ne yaparım? Samet! İlyas amca! Ama buna binemem ki. İstersen benim kamyona bineriz. Nerede kamyonun? Yukarıda, yolda. Annen sesini duyar, seni bırakmaz diye getirmedim. Annem bırakmıyor. Ben çok ağladım. Annem de ağladı. Sen de üzülüyorsun İlyas amca. Kamyona bindirecek misin beni? Söyle, bindirecek misin beni? İstersen her zaman benimle kalırsın. İkimiz kamyonda yatarız. Seni hep yanımda gezdiririm. Belki annen de gelir bizimle, olur mu? Olur. Bakışlarında gördüm. Samet gelirse o da gelir. Oğlum, al yazmalı ben. Hızlısı İlyas amca, daha hızlı, daha hızlı! Şoför oldum İlyas amca. Aslan şoför Samet geliyor. Samet, oğlum! Dur! Babama gideceğim! Durdur kamyonu! Babama gideceğim! Şey bak! Oğlum! Babama gideceğim! Ağlama Samet. Ağlama yavrum. Geriye götüreceğim seni. Ne olur ağlamam. Sana söylemeden edemem. Ben senin... Samet! Anneciğim!
babacığım. Asyam, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Asya. Kurtulamam. Ziyan yok. Gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elimdeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Asya. Elveda Selvi boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.